Saygı değer dostlarım hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz inşallah ve girecek olduğumuz sınavda Rabbim bize yardım etsin, emeklerimizi zayi etmesin ve gönlümüzde ne varsa inşallah onu nasip etsin. Önümüzde KPSS ön lisans adaylarını ilgilendiren çok önemli bir sınav var. Biz de sizler için 21 yıllık tecrübemize dayanarak sınavda çıkma ihtimali yüksek ve MEP tarzında sorular hazırladık. Buradaki amacımız soru üzerinden konu tekrarı yapıp açığımızı gidermektir. Bu yüzden arkadaşlar sizler en önemli isteğim sadece soruyu çözüp geçmeyin açıklamasını can kulağıyla dinleyin amacımıza ulaşmamız ancak bu şekilde mümkün olacaktır eğer beğenirseniz yorum yazar kendi hesabınızdan da paylaşırsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz buyurun başlayalım arkadaşlar birinci sorumuz birinci sorumuz her zaman olduğu gibi coğrafi konum sorusudur. Yukarıdaki özelliklerden hangileri Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığını kanıtlamaz diyor. Toros Dağlarının kuzey yamaçlarının daha soğuk olması. Toros Dağlarının güney yamaçı demek ki daha sıcak. Sıcak olma nedeni de bizim bakı yönümüzün daima güney olması. Bir ülkenin bakı yönünün daima güney olması yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığını gösterir ki benim ülkemde kuzey yarım kürededir. Bu benim kuzey yarım kürede olduğumu ispatlıyor. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Diğer bir kısma bakıyorum. Ankara'da bir cismin gölgesinin yıl boyu kuzeye düşmesi. Arkadaşlar benim ülkemdeki gölge yönü daima kuzeydir. Bunun sebebi de güneşi her zaman güneyden almamdır. Yengeç dönencesinin kuzeyinde olan sadece ben değil ne kadar ülke varsa hepsi bu özelliğe sahiptir. Bu da bir ülkenin kuzey yarım kürede yer aldığının kanıtıdır. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi bu yeryüzü şekilleriyle alakalıdır ya da orta kuşakta olmasıyla ilgilidir. Yani bir ülke ülke orta kuşaktaysa bir yılda 4 mevsim göreceği için bitki örtüsü de çeşitlidir. Bir ülke orta kuşakta dahi olsa yeryüzü şekilleri düzse bu özellik görülmez yeryüzü şekillerinin kısa mesafede değişmesi bitki örtüsünün de çeşitli olduğunu gösterir. Kaldı ki benim ülkemde hem yeryüzü şekilleri çeşitli olduğu için hem de orta kuşakta olduğumuz için bizim bitki örtümüz çeşitlidir. Bu da arkadaşlar orta kuşakta ya da yeryüzü şekillerinin çeşitli olduğunu gösterir. Yani kuzey yarım kürede olduğunu göstermez, kanıtlamaz. Dağlarda kalıcı karın bulunması diyor. Eğer bir ülkede kıyılarında kalıcı karlar varsa bu kutup kuşağında olduğunu sadece dağların tepesinde kar varsa bu da o bölgenin yükseltisinin fazla olduğunu gösterir. Benim ülkemdeki karların varlığı yükseltiyle ilgilidir arkadaşlarım. Dolayısıyla bu da göstermez. Yani cevabımız 3 ve 4 olacaktır. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki alanların hangisinde birinci jeolojik zamana ait oluşumlara yaygın olarak rastlanmaz? Aslında bu soru size öğrenci Türkiye'nin birinci zamana ait masif arazilerini biliyor mu sorusudur. O yüzden Yıldız Dağları masifi, Zonguldak masifi, Kastamonu masifi, Anamur ya da Orta Toroslar masifi, Bitlis masifi ya da Güneydoğu Anadolu'daki Mardin Midyat masifi, Tokat masifi ya da Ege bölgesindeki güneydeki Saruhan Menteşe masifi, hemen kuzeyindeki Menderes masifi birinci zamana ait oluşumları gösterir. Erzincan çevresinde böyle bir masif alanı olmadığı için aynı zamanda bir fay hattı üzerinde yer almasından kaynaklı, kaynaklı genç oluşumlu olduğunu ifade eder. O yüzden cevabımız direkt Edirne olacaktır. Yine bir harita sorumuz. Parçada belirtilen ova ve dağ oluşumlarının en çok geliştiği bölge hangisidir demiş. Önce öncülü okuyalım. Yan basınçlara maruz kalan sert yapılı tortul tabakalar kırılarak parçalanır. Dikkat edin buraya kırılarak demiş, kıvrılarak dememiş. Yani size kıvrım dağı değil, kırık dağın yerini soruyor. Bu parçanın bir bölümü çökerek ovaları, diğer bölümü yükselerek dağları meydana getirir. Açıklamamızı söyleyelim. Kırılma sonrasında oluşacak olan yüksek kesme horst, alçak kesme ise graben denir. Kaldı ki bu olay Ege'nin kıyı kesminde Kaz, Madra, Yunt, Boz Aydın, Menteşe gibi horsları ya da arasındaki Edremit, Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes grabenlerinde akan akarsuları ortaya çıkaracaktır. O zaman benim burada cevabım Kıyı Ege'deki bir dağ olacak ki o da 2 numara olarak kendini gösterecek arkadaşlarım. Devam edelim. Türkiye'nin yüksek ve eğimli bir yer yapısına sahip olması, yer şekilleri üzerinde akarsuların etkinliğini arttırmaktadır. Yani akarsularımız bizim aşındırma gücü yüksek, üzerinde ulaşım yapma imkanı sınırlı, enerji potansiyeli hayli fazla olan akarsularımız. Yani hali hazırda denge profiline pek ulaşmamıştır. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinin hangisinin oluşmasında bu etkiden bahsedilemez? Yani önce soruyu öğreneceğiz. Soru bizden ne istiyor? Diyor ki soru, aşağıdakilerden hangisinde akarsuyun bir etkisi yoktur diyor. Teker teker bakalım. Göreme peribacaları. Peribacası akarsu aşındırma şeklidir arkadaşlar. Ama sadece akarsu değil. %80 akarsu, %20 de rüzgarlar. Yani rüzgarlar peribacalarının oluşmasında dolaylı bir etkiye sahiptir. Meke Tuzlası. Meke Tuzlası bir mağar gölüdür arkadaşlar. Mağar nedir? Volkanik dağların yamaç kısımlarında arada bir fışkıran suların oluşturduğu 100-150 metre kare genişliğinde bir çukurdur. Bu içine su alır da dolarsa biz buna mağar gölü deriz. Burada akarsuyun hiçbir etkisi yoktur. Köprülü kanyonu demiş. Kanyon akarsu aşındırma şeklidir. Çarşamba delta ovası. Delta akarsu biriktirme şeklidir. Duden şelalesi. Şelale yerine dev kazanı da diyebilirdiniz. O da bir akarsu aşındırma şekli. Dolayısıyla ben burada B şıkkında akarsulara ait herhangi bir etki göremiyorum. O yüzden cevap olarak B'yi alıyorum. Beşinci sorumuz. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri doğrudan karstik olaylar sonucunda meydana gelenlerden değildir demiş. Doğrudan karstik olaylar sonucu meydana gelenlerden değildir. Bakalım. Çankırı, Kırşehir, Kaya Tuzu yatakları. Arkadaşlar karstik şeklin oluşabilmesi için hani bizim 4 önemli kayaca ihtiyacımız vardı. Neydi hatırlayalım. Kalker, Kaya Tuzu, Jips, Dolomit. E burada Kırşehir, Kaya Tuzu yatakları diyor. Demek ki Kaya Tuzu var ki karstik bir şeklin oluşumunda önemli bir yere sahiptir. O yüzden bunu geçiyoruz. Ürgüp, Göreme, Peribacaları. Peribacasını oluşturan neydi? akarsu aşındırma şekliydi. Dolayısıyla karstik bir şekil değil. Bunu alalım. Denizli Pamukkale travertenleri. Traverten diyor. Yani karstik bir birikim şeklidir. Bunu da atıyoruz. Antalya Karain mağarası. Sonunda mağarası yazıyor, değil mi? Bu nerede olursa olsun karaca mağarası olur. Ballıca mağarası olur. Honok, Cin, Mardin'deki mağaralar olur hiç fark etmez sonunda mağarası yazıyorsa ve mağarada bir karstik aşındırma şekli ise ben bunu da karstik şekillere bağlarım. Aydın, Büyük Menderes, Graben'i. Graben ve Horst'u biraz önce açıkladım. Kırık dağların olduğu yerdeki çökmüş kesimlere diyorduk. E burada karstik bir etkiden söz edemiyoruz. O yüzden göreme peri bacaları ile Büyük Menderes Grabenen'in bu olaylar sonucunda yani karstik olaylar sonucunda meydana gelmediğini söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlarım. Devam edelim. Türkiye'de farklı kıyı şekillerinin ortaya çıkmasında hangilerinin etkili olması beklenmez? Okuyalım. Yeryüzü şekilleri. Buradaki mantık dağların kıyıya uzanışı olabilir arkadaşlar. Nasıl? Dağların kıyıya paralel uzandığı yerde boyuna kıyı şekli hani Karadeniz ve Akdeniz'de. Dağların kıyıya dik uzandığı yerde enine kıyı şekli var demiyor muyuz? Ya da dağlar kıyıya paralel bile uzansa oradaki deniz seviyesindeki yükselme en ön sıradaki dağların içine arasına girdiğinde dalmaçya kıyı şekli oluşuyor demiyor muyuz? O yüzden yeryüzü şekilleri kıyı şekillerinin oluşumunda birincil faktördür. 2. Etkili olan iç ve dış kuvvetlerin. Yani burada size iç kuvvetlerden volkanizma, deprem, orojenez, epirojenez ya da dış kuvvetlerden akarsular, rüzgar, buzullarla ilgili soruyor. Mesela dalgaların aşındırması sonrasında kıyıda kalker veya karstik bir kayaç varsa. Bunlar aşınıyorsa biz buna kalantılı kıyı demiyor muyuz? Ya da dalgaların biriktirmesi sonucunda limanlı kıyı tipinin oluştuğunu söylemiyor muyuz? Bunlar da dış kuvvetler ve iç kuvvetlerin eseri. Mesela volkanik kıyı diyoruz. Neden? Çünkü bir volkan dağı kıyıdaysa ve patlamış da lavları kıyıya kadar gelmişse volkanik kıyı adını alıyordu. Yani bunun da etkisi var. Gel git akıntılarının demiş. E Türkiye değil mi sorunumuz? Türkiye'de etrafında deniz mi? Yoksa? Ee, okyanus mu var? Deniz var. O yüzden gel gitin bizim ülkemizdeki kıyı şekillerinde pek bir etkisi yoktur diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Diğer bir soruya geçelim. Herhangi bir sahada yüksekliğin artması ile sıcaklık düşer. Buna karşılık belli bir yüksekliğe kadar yağış artar. Bu nedenle yükseltinin iklim üzerindeki etkilerine bağlı olarak yüksek bir dağın yamacı boyunca farklı toprak tipleri oluşur. Yani diyor ki aslında açıklama bir bölgede kıyıdan itibaren hemen yükselti farkı oluşuyorsa orada farklı toprak, farklı bitki, farklı tarım ürünleri de bulunabilir diyor. Ki kaldı ki Türkiye yeryüzü şekilleri anlamında kısa mesafede değişme özelliğine sahip olduğu için bu çoğu bölgemizde var. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinde bulunan toprak çeşitliliği diğerlerine göre daha fazladır diyor. Yani benden dağlık bir yer istiyor. Edirne düz, Şanlıurfa düz, Mardin düz, Kırşehir düz ama Mersin'de düzlük yok arkadaşlar. Yani sadece kıyıyı düşünmeyin. Ama hocam Silifke Ovası var. E, ova açıklamaya dikkat edersen iç kısma gönderiyor beni. O zaman kıyıdan iç kısma gidildikçe yüksel tartışına bağlı olarak farklı toprak türleri çıkmayacak mıdır? Bu sizin bu soru Türkiye'nin fiziki özelliklerini, dağların uzanışını ovalık alanları bilip bilmediğinizi ölçen bir sorudur. Cevabımız Mersin'dir. Hemen diğer bir soruya geçelim. Arkadaşlar Türkiye üzerinde birkaç işaretli yer verilmiş. Sorumuz ne diyor? Haritada verilen işaretli kesitler boyunca hareket edilirse hangisinde görülecek bitki örtüsü çeşitliliği daha az olur diyor. Yani senden bir önceki sorunun zıttı olarak en düz olan yeri istiyor. Çünkü yükselti farkı yoksa hemen hemen aynı iklim ya da bitki türüyle karşı karşıya kalırsınız. K noktasına bakalım. Yıldız Dağları'ndan Muğla Menteşe'ye kadar giden Ege bölgesinden geçerken dikine uzanan dağları da aşmak zorunda kalan bir yer olduğu için dağlık. Aynı şeyi o noktası için de söyleyebilirim. Doğu Karadeniz'den ta Güneydoğu Anadolu'ya kadar ne kadar dağ geçtiğini bir düşünün. L Hakeza, M hakeza. Aynı şey ama ne öyle değil. Ni'denin N'sine dikkat ederseniz İç Anadolu Bölgesinden geçiyor. Yüksek düzlüklerden oluşuyor. Yükselti farkı pek yok. Aralarında en düz olan yer N olarak bilinir. Çünkü çizgileri sadece gittiği ya da başladığı yerden değil de başladığı ve bittiği yeri birlikte ele alarak düşünmemiz gerekiyor. Cevabımız Denizli olacaktır. Diğer bir soruya hemen geçelim. Yine bir harita sorusu. Bakın harita sorularına çok önem veriyor ÖSYM. Biz de sizin için önem verdik. Çok farklı türde, farklı çeşitte soru görmenizi istiyoruz. Haritada işaretli alanlardan hangisinin seyrek nüfuslanmasında yer şekillerinin olumsuzluğundan bahsedilmez? Diyor ki o zaman düz bir yer ver bana. Bunlar arasında bir numaranın Muğla Menteşe gibi bir yere denk geldiği ve dağlık olduğunu, 3 numaranın Batı Karadeniz'deki dağlık bölgeleri ifade ettiğini, 4 numaranın Sivas yöresinden başlayarak dağlık alanlar oluşturduğunu, 5 numaranın Hakkari yöresinde en dağlık ve yükselti farkı fazla olan yer olduğunu biliyoruz. Ama 2 numara Tuzgölü ve çevresidir. Buradaki nüfusun seyrek olma nedeni yeryüzü şekilleri değil, başlı başına iklimdir. Yani kurak iklim şartlarıdır arkadaşlarım. Cevabımız Bursa olarak geçecek. 10. sorumuz. Türkiye'de mevsimlik göçler içinde yaylacılık önemli bir yer tutar. Bu yayla konusu da son yıllarda gündeme çok fazla geliyor. Çünkü sordu ÖSYM'e yine sorabilir. Buna göre haritada işaretli alanların hangisinde bu tip göçlere daha çok rastlanmaktadır? Yayla nasıl bir yerde olur arkadaşlar? Mantığımıza bakalım hiç ezber yok. Yayla yüksek yer anlamına gelir. Akdeniz ve Ege bölgesindeki yaylalar genelde yazın verdiği bunaltıcı havadan kurtulmak amacıyla çıkılır. Karadeniz bölgesindekiler şenlik amacıyla çıkılır. İç, Doğu ya da Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yaylalar ise sadece hayvancılık amacıyla çıkılır. O zaman bir numaraya bak baktığımda Ergene Havzası olduğunu, arazinin düz olduğunu görüyorum. 2 numara Bursa Balıkesir civarı Marmara zaten fiziki haritada yem yeşil görünmektedir. Bu da düz. 3 numara zaten İç Anadolu bölgesi Saygıdeğer dostlarım bu da düz. Biraz önce birkaç soru çözmüştük. 4 numara Taşeli platosu dağlık bir yerdir. 5 numara da Doğu Karadeniz Erzurum karsı ifade eder dağlık bir yerdir. Buraları yaylacılık için en müsait alanlardır. Cevabımız 4 ve 5 olacak. Yani yani nedir diyoruz. Hemen geçelim arkadaşlar. Türkiye'de yolcu ve yük taşımacılığında daha çok kara yolları kullanılmaktadır. Bu durumun nedeni hangisidir demiş. Arkadaşlar Türkiye'de biliyorsunuz karayolu, hava yolu, demiryolu, deniz yolu ve pipeline diye tabir ettiğimiz boru hattı olmak üzere 5 önemli ulaşım sistemi vardır. Burada daha çok kara yolunu kullanma nedenimiz bizim 24 saat çalışabilmesi, terminal sıkıntısının olmaması, istediğin hacimde yükü gönderebilmen, kısa ve orta mesafede daha ekonomik olması ve en önemlisi de her noktaya gidebilmeniz arkadaşlar. Bu cümleyi görmeniz lazım. Bakalım yol bakım onarım maliyeti düşük diyor. Asla, yüksektir arkadaşlar. En hızlı ulaşım sistemi değil o hava yoludur. İl ilçe köylere ulaşım olan tek sistemdir. Yani her noktaya ulaşabilen tek sistemdir. Evet bulduk arkadaşlar cevabımızı. Yakıt giderleri bakımından dışa bağımlı olmaması. Hayır. Biz petrol ve doğalgazı dışarıdan genelde aldığımız için dışa bağımlıyız. Tek seferde en fazla mal taşıyabilen sistem gemidir yani deniz yoludur. O yüzden karayolu için o atfedilemez. Cevabımız Ceyhan. Hemen devam edelim diğer bir soruyla. Levha sınırında bulunan Türkiye'de Kuzey Anadolu, Batı Anadolu, Doğu Anadolu olarak tanımlanan 3 büyük fay hattı bulunmaktadır. Buna göre aşağıda meydana gelen depremlerden hangisi diğerlerine göre başka bir fay hattında yer almaktadır? Evet en çok beklediğimiz soru tarzlarından bir tanesi de budur. Her 2 ya da 3 yılda bir ÖSYM e bu tarz soruları soruyor. Senin bu yerlerin nerede olduğunu az buçuk tahmin etmenin işe yarayacaktır. 1970, 43, 42, 500, 1000 1509, 1939 bunlara dikkat etmeyin. Önemli olan Kütahya, Adapazarı, Tokat, İstanbul, Erzincan nerede arkadaşlar? Kütahya Gediz depremi demiş. Yani Ege bölgesinde Batı Anadolu fay hattı üzerinde. Adapazarı hendek Kuzey Anadolu fay hattı, Tokat Niksar aynı hizada, Kuzey Anadolu fay İstanbul aynı hizada, Erzincan yine aynı hizada. Sadece burada Ege bölgesinde Gediz depremi yani Kütahya Batı Anadolu fay olduğu için diğerlerinden farklıdır diyebiliyorsunuz. Cevabımız Adana. Devam edelim. Devletin belirlediği taban fiyattan çiftçinin ürününü satın almasına destekleme alımı diyoruz. Bu sayede üretimde süreklilik sağlanarak tarım ürünlerinin çiftçinin elinde kalması önleniyor. Yani üretimi arttırmıyor arkadaşlar. Çiftçi kendini garantide hissediyor. Bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki ürünlerden hangisi devletin destekleme alımı yaptığı tarım ürünleri arasında gösterilemez? Çay çabuk bozulabilir ve sadece bir yerde kaliteyi arttırmak adına devlet denetimindedir, desteklemesini yapar. Pamuk hakeza öyle, fındık da o şekilde, şeker pancarı da çabuk bozulabildiği için destekleme alımına maruz kalan bir ürünümüz. Ama fasulyenin böyle bir özelliği yok. Arkadaşlar bazı sorular vardır ki Bilgi anlamındadır. Yoruma gerek yoktur. TÜİK verileri bunlardandır. Tablo soruları bunlardandır. Bu soru da bununla alakalıdır. Fasulyeye devlet destekleme alımı vermez. Alımı yapılan ürünler bellidir. Listesini öğrenirsiniz. Ona göre de soruları cevaplarsınız. Cevabımız Bursa. Yine bir harita sorusu. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde verilen şehirler var diyor. Bu verilen şehirlerin hangisinde sığır sayısı daha fazladır? Bu da TÜİK verilerine göre sığırda Konya birincidir arkadaşlar. Belki Erzurum'a düşebilirsiniz ama Erzurum'da şöyle bir olay var. Türkiye'de 3 önemli sığır türü var. Yerli, melez ve kültür. Kültür dediğimiz sığır besi ve ağır hayvancılığı anlamına gelir ve Türkiye'de Konya bayağıdır birinci. Erzurum çevresi bizim yerli sığırda veya melez dediğimiz sığırda birinci olan mekandır. Yani mera hayvancılığında birinci deseydi ben Erzurum diyecektim zaten. Buradaki mantık besi ve ağır hayvancılığını işaret ediyor. O yüzden Konya diyoruz. Zaten Mardin bulunduğu coğrafi konumundan dolayı büyükbaş hayvancılığa pek müsait değil. Muğla zaten keçi dediğimiz küçükbaş hayvancılıkta. Bursa'da genellikle işte dut ağaçlarına mütevellit ipek böcekçiliği ya da kümes hayvancılığında kendini göstermiştir. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Parçada boş bırakılan yerler var. Sizden tanımını vermiş, terimini istemiş. Ben hemen bağ dahil oluyorum. Madenler yer altında saf olarak değil, taş, toprak ve diğer madenlerle karışık halde bulunur. Yer altındaki toplam maden miktarına biz rezerv diyoruz arkadaşlar. Başka maddelerle karışık halde bulunan madenlere tüvenan denir. E, madenin içindeki metal oranına yani cevherine diyor arkadaşlar Tenör denir Kalite ve rezerv bakımından işletilmesi ekonomik olmayan maden nerede zuhur denir yatak olarak Bunları bulduğunuz şıkkımız B olduğu için Ve burada tanımı sadece terimlerle eşleştirdiğimiz için hemen geçebiliriz Bazı özellikleri verilen enerji kaynağı hangisidir demiş Bakalım birinci jeolojik zamanda oluşmuştur bir kere kafamızdan hemen petrol, linyit, tuz, bor gibi ürünler gitti. Niye? Çünkü onlar üçüncü zamanda oluştu. Hemen aklımıza taş gömürü gelebilir. O birinci zamanda oluştu. Ama net değilsek devam edelim. Ereğli Zonguldak Amasra netleşmeye başladık. Yenilenemeyen enerji kaynaklar yani fosil enerji kaynağı diyor. Evet netleştik. Kalori oranı yüksektir. Direkt taş gömürü diyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim 17. sorumuza. Buna göre aşağıda verilen sanayi tesislerinin hangisinde söz edilen durum söz konusudur diyor. Bakalım ne demiş? Sanayi için gerekli olan faktörlerden birisi de ham maddedir. Bazı ham maddelerin çabuk bozulabilir olması sanayi tesislerinin ham madde kaynaklarına yakın olmasını zorunlu kılar. O zaman birkaç soru öncesinde ben bunu açıklamıştım. Çay fabrikalarının özellikle Gart diye nitelendirdiğimiz yerde olduğunu bilin. Yani Giresun, Artvin, Rize, Trabzon şifresi Gart'tır. E çabuk bozulabilme özelliğinden dolayı da devlet hani destekleme alımı yapıyordu. O yüzden cevabımız direkt çaydır. Mobilya fabrikaları isteğe bağlıdır. Yani gelişmişliğe bağlıdır. O yüzden bozulabilme oranı yoktur. Cam fabrikaları da deniz kumu kullanıldığı için bozulma gibi bir özelliği yok. Otomotiv zaten parça malzemeler dışarıdan geliyor. Kes kopyala yapıştırda birinci olan başka da bir ülke zannetmiyorum. Yoktur. Un fabrikaları da bu buğdaya bağlı olarak, işte arpaya bağlı olarak iç kısımlarda daha çok oranı artan yerler olarak bilinir. Tabii ki burada e, desteklemeyi çaya vermemizin sebebi çok çabuk bozulabilir olması, undan daha da çabuk bozulabilir olması arkadaşlar. Diğer bir sorumuz, aşağıda verilen merkezlerin hangisi Yeşilirma Kavzası Gelişim Projesi'nde yer alan merkezlerden biri değildir demiş. Bir kere bunların isimleri Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat'tır arkadaşlarım. Yeşilirma Kavzası Gelişim Projesi yalnız. Size bir bilgi daha vereyim. Bu dört ilimiz aynı zamanda Doğu Karadeniz projesine de ortak olmuştur. Artık Doğu Karadeniz projesinde de sayabilirsiniz. Bu dört ili hem Yeşilırmak Havzası gelişim projesi hem de DOKAP projesine ortak olarak kabul edebiliriz. Burada ordu bu Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde yer almaz arkadaşlarım. Evet bitirdik. İnşallah full yapmışsınızdır. Daha diğer denemeler de gelecek. Aklınızda olsun. Onları da takipte e, kalırsınız. 1-4 arası yanlışınız varsa biraz konu tekrarımız gerekiyor. 5 ve daha fazlasıysa önümüzde 5 gün var. İnşallah oturup bir eksiğimiz nedir ona bakarız. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarım böyle bir kanalı sizler sayesinde genişletebilmek, diğer kanallarla hemen hemen aynı seviyeye gelebilmek, bilmesi. Bu anlatım sisteminin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için beğenir. Hesabınızdan paylaşırsanız, abone olmayı unutmazsanız, destek vererek büyürsek birlikte çok mutlu olacağız. Allah'a emanet olun. Diğer denememizde görüşmek üzere.